Evet, Halkların Demokratik Partisi grubu adına Mardin Milletvekili Sayın Ali Atalan konuşacak. Buyurun Sayın Atalan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve özellikle esaret altında tutulan başta eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere cezaevinde bulunan tüm seçilmişleri buradan saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, izninizle öncelikle genel geçer bir ilkeye, bir esasa işaret etmek istiyorum. Malumunuz, demokratik rejimlerde yönetim erki meşruiyetini hukuktan, halktan ve genel kabul gören evrensel değerler sisteminden almaktadır. Unutmayalım ki, özellikle AKP'li milletvekilleri unutmasın, Roma İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluğun çöküşüne ve parçalanmasına sebep olan temel etkenlerden biri değerler sisteminin büsbütün çöküşü olmuştur. Yani dışarıdan kendisine karşı verilen herhangi bir savaş sonucunda yenilmemiş, dağılmamıştır. Tamamen içeriden yönetim aygıtının ahlaki, moral çöküşü onun yapısal ve sistemsel sonunu getirmiştir. İnsanlık tarihi bunun gibi sayısız nice örneklerle doludur. Çok samimi olarak söyleyeyim ki, iki gün önce Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer Çelik'i burada çok yorgun ve çaresizlik içinde olduğu izlenimini edindim. Çünkü açık ve aleni olarak değerler sisteminde bir çöküşü yaşayan egemen hükümet anlayışını savunur gibi görünüyordu ama savunamıyordu. Zira kendisi vaziyeti belki hepimizden daha iyi görüyor ama dile getirmekten imtina ediyor. Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bizim de bağlı olduğumuzu iddia ettiğimiz Avrupa'nın bir değerler sistemi var. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, adalet, özgürlük, eşitlik, dayanışma, çoğulculuk, hoşgörü vesaire gibi normlardan oluşan bir yapıdır bu. Bunlardan hangisini mevcut durumda tamamen icra ediyoruz, söyler misiniz? Bizce hiçbirini. Sayın Çelik, var olan kendi felsefik, semantik kabiliyetini de zorlayarak kendi hükümetinin dış politikasını savunmaya çalışıyor ve öylelikle fasılların açılması gerektiğinden bahsediyor. Bakın, sizin yönünüz ve ekseninizde esastan bir sapma var. Yolunuz yol olmaktan çıkmış, yaptığınızla yapılması gerekenler arasında maalesef uzlaşmaz bir çelişki ortaya çıkmıştır. Bunu bizce bilmek ve bilince çıkarmak gerekiyor. AKP'nin değerler sistemi açısından yaşadığı bu çöküş süreci yaşamın her alanına sirayet etmiştir. İnanın, AKP'lilerin %90'ı bu dava denilen siyasete inanmıyor, anlam vermiyor, izah edemiyor. Bakın, size sayısız örneklerden ve burada yeterince dile getirilmediğini düşündüğüm yerelden 2-3 tane küçük örnek vereyim. Geçmişten de belki kısmen kaynaklı günümüzde yerelde halkın yaşadığı önemli spesifik sorunlardan biri arazi sorunudur. Hatalı, eksik ve özensiz yapılan kadastro çalışmalarının ne gibi mağduriyetlere sebep olduğu malumunuzdur. Mesela kendi arazisini tekrar satın almak için o zor durumda bırakılan nice yurttaşlarımız var. Bu kişiler açık oturma artırma usulü ihaleye girmek zorunda bırakılıyor. Haksızlık sadece bununla sınırlı değil. Bu durumdan kaynaklı bir arazi mafyası türemiştir. Arazi mafyası toprağını tekrar almak isteyen gerçek hak sahiplerinden ihaleden çekilmek şartıyla para istemekte ve insanlar ödemek zorunda bırakılmaktadır.
Başka bir örnek değerli arkadaşlar, Artvin'deki maden projesinin sahibi Cengiz Holding'in faaliyetleridir. Bugüne kadar doğal dengeyi bozan projeleri dolayısıyla birçok kez mahkemeye verilmiş ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından protesto edilmiş olan bir holdingdir. Cengiz Holding'in devraldığı Eti Bakır Anonim Şirketi, Mardin Mazıdağ ilçesine bağlı 400 yıllık geçmişi olan Karataş Köyü'nü boşaltıp buradan maden çıkarmak istemektedir. Eti Bakır Anonim Şirketi köy halkıyla görüşme yapmış, bir dönüm tapulu arazisi için 4000 Türk lirası teklif etmiş. Tepki gösteren köylülere de işinize gelirse satarsınız, işinize gelmezse muhatabımız devlettir, biz devletten kiralamışız demişlerdir. Peki nasıl oluyor da bunlar bir miktar parayla köy halkını yerinden yurdundan etmeye çalışıyorlar? Neye dayanarak, kime güvenerek böylece futursuzca davranabiliyorlar? Yine değerli arkadaşlar başka bir örnek vereyim. Kelhoki Kuşçu Kuru Köyü örneğinde olduğu gibi bir ay önce aynen burada izah etmeye çalıştığım gibi Ezdi köyü olarak bilinen Nusaybin'e bağlı Efşe yani Kaleli köyü ile ilgilidir. Meselenin vahametini mecliste bir ay önce dediğim gibi dile getirmiştim. Bakan bu konuda Mardin valisiyle görüşüyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Nusaybin Belediyesi'ne atanan kayyum kalkıyor. Yine atama usulüyle göreve getirdiği birkaç sözde encümen ile Ezidi yurttaşların kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı taziye evi hakkında yıkım kararı çıkarıyor ve ceza veriyor. Avrupa'dan insanlar kendi köylerine dönmesin diye önce köy sit alanı olarak ilan ediliyor ve sonrasında bu yıkım ve ceza kararı çıkıyor. Halbuki söz konusu taziye evi yapılmadan önce kaymakam ve diğer ilgili kurumlarla görüşülmüş, onların onayı alınarak bu taziye evi inşa edilmişti. Ama devreye gayrimeşru güçler giriyor, yıkım kararı çıkartıyorlar. Bu nasıl bir hukuktur, bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir ahlak anlayışıdır? Ben anlam şahsen veremiyorum. Anlam verebilen varsa çıksın buyursun anlatsın. Bu mafyavari ve kirli olan bu ilişkiler bizce derhal ifşa edilmeli ve gerekli müdahale ivedilikle yapılmalıdır. Başka bir örnek vermek istiyorum. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Geçen Feleknas arkadaşımız da dile getirdi. Biz Ezdilerin önemli bayramlarından olan Ezda Bayramı geçen cuma kutlandı. Bu vesileyle ben Midyat Afat kampında bulunan Ezdileri ziyaret etmek istedim. Maalesef bütün çabalarıma rağmen kampa giremedim. İnsanların bayramlarını kutlayamadım. Onlarla bayramlaşma imkanı tanınmadı. Burada bütün bayramlar, inananlar ve inanmayanlar bütün bayramları kutsal sayarlar, at ederler. Burada herkesin saygısı vardır. Yani gerçekten anlamakta güçlük çektiğim, nasıl oluyor da Ezdilerin yaşadığı bir AFAD kampında kaymakamlığı arıyoruz, AFAD başkanlığını arıyoruz, valiliği arıyoruz. Kampın önünde ben kampa giremiyorum, insanların bayramını kutlayamıyorum bir milletvekili olarak. Hem üstelik bir Ezdi milletvekili olarak. Değerli başkan, siz ve hükümet de buradayken bu tür sorunların çözümü için gerçekten meclisin bir fiil görev alması ve aktif olması gerekiyor. Burada bu beklenti ve umutla hepinizi saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Atalan.